Elhamdülillah ve salat ve selam ala Resulillah. En çok sorulan, en çok dert edinilen konulardan bir tanesi şudur. Deniliyor ki hocam biz hidayetin ve hakkın nerede olduğunu nereden bileceğiz? Bir hocayı dinliyoruz, o doğru söylüyor. Ona muhalif başka bir hocayı dinliyoruz, o da doğru geliyor bize. Birisi diyor ki tekfir din nasıldır, onu dinlediğimiz zaman evet doğru delilleriyle konuşuyor diyoruz. Arkasından birisi diyor ki tekfir din nasıl değildir, onu dinliyoruz. O da doğru söylüyor. O da ilmi geliyor bize. Ya da ne bileyim birisi tağuta muhakem olmak mutlak küfürdür diyor. Diğeri hayır bazı durumlarda küfür değildir diyor. Her ikisini de dinliyoruz. Her ikisi de ilmi olarak meseleyi ortaya koymuş. Birisi namaz -ı İslam ı alametidir diyor. Birisi namaz İslam'ın alameti değildir diyor. Her ikisi de ilmi olarak ortaya koymuş ve bizim kafamız karışıyor diyorsunuz. Muhtemelen bunun sonucunda şöyle oluyor kendinizi kime yakın hissediyorsanız kimi daha çok sevdiğinizi düşünüyorsanız onun görüşünün doğru olduğunu düşünüyorsunuz. Ancak ölçümüz bu değildir. Ölçümüz şu olmalıdır. Daha doğrusu metodumuz ve menhecimiz şu olmalıdır. Birincisi ihlas kapısına sarılmalıyız. Çünkü şeytan kesinlikle muhlis kullar üzerinde bir yetkisi bir etkisi olmayacaktır. İlla ibadekel muhlasin benim senin ihlaslı kulların üzerinde bir etkim yoktur diyor şeytan. Böyle bir itirafta bulunuyor. Bu kapıyı güzelce kapatacağız. İki ya eyyühellezine amenu intettequllâhe yec'allekum furkana. Ey iman edenler siz sımsıkı takvaya sarılırsanız Allah size furkan verecektir hak ile batılı ayırt etme yetkisi verecektir. Sımsıkı takvaya sarılacağız. 3. Men cahede le lenehdiyennehum Kim bizim yolumuzda gayret ederse biz onu yollarımıza eriştireceğiz. Gayret edip araştıracağız, inceleyeceğiz, tahkik edeceğiz. 4. Allah'a bolca dua edeceğiz. Ve erne'l hakka haqqan ve erzuqna ittibaehu ve erne'l batila batilan ve erzuqna ihtinabe diye Rabbim bize hak hak olarak göster ve bize de batılı batıl olarak göster diye Çokça dua edeceğiz çünkü dilediğine hidayet eden, dilediğinde saptıran Allah Subhanahu ve teala'dır. Arkadaşlar bütün bunların sonucunda ne olacak biliyor musunuz? Abdullah İbni Mübarek diyor ki bir gencin karşısına ehli sünnet bir alimin çıkması Allah'ın o gence rahmetidir. Allah size rahmet edecek, size karşınıza hak ehlini çıkaracaktır. Allah Subhanahu ve teala ayaklarımızı hak üzere sabit kılsın.